Sevginin alameti ise arkadaşlar, Allah-u Teala'ya sevginin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinin alameti ise 6 şeyle belli olurmuş. Tamam mı gençler? 1. Ala ta'zimu lehu. Sevdiği ne varsa, Allah, Peygamber, kitap, sünnet ne varsa ona ta'zim edermiş. Hürmet eder yani. Allah-u Teala deyince kendi kendine bir çeki düzen verir. Dinliyorsunuz mu? Allah-u Teala deyince kendi kendine bir çeki düzen verir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem deyince elini kalbine atarak kendi kendine salavat getirir. Neyi seviyorsa ona tazim eder diyor. Allah'ın kitabı olduğu zaman ona hürmet eder. Onu göbeğinden aşağı tutmaz, yukarı kaldırır, onun içindekiler amel etmeye çalışır. Çünkü seviyorsa sevginin alametleri var. Bu bir. Neymiş? Tazim etmesi, hürmet etmesi. İkincisi ve ifer ridahu. Ridahu onun rızasını tercih etmesi. Tamam mı gençler? Yani kimden Allah-u Teala'yı sevdiğini iddia ediyorsa Allah'ın rızasını tercih edecek. Evde de, iş yerinde de, başka yerde de, nerede olursa olsun Allah'ın rızasını tercih. Allah'ın rızası nerede? Kendisine kullukta, ibadette, taatte. Tamam mı? Bu ikincisiymiş. Birincisi neydi? Tazim, hürmet edecek. İkincisi ona tercih edecek. Üçüncüsü ise وَقِلَّتِ الصَّبُرُ عَنْهُ ondan ayrı kalmaya dayanamayacak. Adam Allah-u Teala'yı seviyorsa ya akşam ezanı okundu, yatsı yoksun da kılsak hemen. Allah'ın zikrine hemen tesbihatımızı çıkar, tesbihimizi çıkardık da Estağfirullah, Subhanallah, Elhamdülillah. Allah-u Teala'dan ayrı kalmaya dayanamıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamberimizden salavat getirmeden dayanamıyor yani. Tamam mı? وَقِلَّتُ الصَّبُرُ عَنْهُ ondan ayrı kalmaya dayanamaz diyor. Her an aklı, fikri, her şeyi Allah ve Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu üçmüş. Dördüncüsü neymiş? وَالِحْتِيَاجِ اِلَيْهِ sevdiğini aklına geldiği zaman, sevdiği gönlüne geldiği zaman gür kalbin heyecanla artması ya. Elin ayağın titremesi, gözün sevinçle dolması. Yani düşünün, bir insan Kabe'ye gittiği zaman ne olur? Gördüğü zaman Allah Allah, el ayağı birbirine dolaşır, sevinçten ağlar, kalp güm güm atar. Veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdiği zaman ne olur? Titrer yani, ne yapacağını bilemez. İşte diyor, sevdiği tarafa ne yapacak? Kalp güm güm atacak, heyecan atacak yani. Ve ademin kararı min dunihi onsuz rahat edemez. İbadetsiz, taatsiz, kulluksuz, zikirsiz, Kur'an-ı Kerim'siz, tesbihatsız rahat edemez. Dünyalıklar arasının içine girdiği zaman insan bunalır. Ya sıkıyor beni bura deri. Çünkü ne yapıyor? Almadan, satmadan, yemeden, içmeden, gezmeden, tozmadan sadece bunlardan konuşuyor. Ama zikir ehli bunların içine girdiği zaman ne olur? Bunalır, rahatsız olur. Çünkü ne oldu? Allah-u Teala'dan, Allah'ın zikirden, peygamberinin salavattan, peygamberinin yolundan uzak kaldı. Uzak kaldı. Ve altıncısı ise arkadaşlar وَوُجُودِ الْاِسْتِقْنَاسِ بِدَوَامِ زِكْرِهِ لَهُ بِقَلْبِهِ kalbi devamlı onun zikriyle ünsiyat kurmuş ya. Allah'ın zikriyle ünsiyat kurmuş kalbi devam. Onunla meşgul. Demek ki muhabbetin 6 tane neyi varmış arkadaşlar? Alameti varmış.